sağdan gelen sahilde tam tersi. Bir şey. Bugün ata bineceğiz. Ata bineceğiz. Ata bineceğiz inşallah. Yani iki şampiyonumuzun bugün ata sporumuz olan ata bineceğiz. Biliyorsunuz ata, atçılık da bizim milli sporlarımızdan, milli değerlerimizden, atalarımızın, dedelerimizin yadigarı olan bir branş. Şimdi hep birlikte ona bineceğiz Tahir kardeşimle inşallah. Bakalım nasıl bineceğiz, onu da göreceğiz. Daha önce hiç bindiniz mi? Bindim, birkaç defa bindim. Sevdiğim de, ki atlara da çok büyük ilgim vardı, çok severim. Ama geçmişte hiç böyle bir ortamımız olmadı. İşte zaman zaman Sivas'ta, İstanbul'da bazı yerlerde ata binmişliğimiz oldu. Bakalım bu sefer biraz daha farklı olacak. Senin görüşlerin ne? Evet, bugün Sayın Bakanımızla beraber güzel bir etkinlik olacak. Ata binmeyi ben de çok severim. Geleneksel sporlarımız, ata binme, okçuluk, güreş de bizim geleneksel sporlarımızda. Tabii Sayın Bakanımızla böyle bir organizasyon olmak bizim için de önemli. Keyifli olacak. Bakalım göreceğiz nasıl bineceğiz. Ben aslında çok tecrübeli sayılmam. 3-4 defa binmişliğim var. İnşallah kazası bile lazım. Bitirmek nasip olur. Bizi de kaçırmasın da. Benim kilodan dolayı biraz problem olabilir ama bakalım. Ben çok problem olacağını zannetmiyorum. Bakalım bir de bir sahaya çıkalım. Benim de biraz az önceki durumdan sonra biraz adrenalin yükseldi. Yükseldi. Dur tamam bakalım. Hadi. Başarılar. Yok. İnternette gördüm. Ya şey, sağdan gelen sahilde ne tatlı bir şeysin. Ne tatlı bir şeysin sen. Vallahi başlangıç biraz şeydi ama şimdi bayağı iyi. Sanki 40 yıldır ata biniyorlar gibi işte. Kan direkt çekiyor hemen. Uyum sağlıyorlar ortama ve ata. Şu an tağ zaten bayağı iyi. Bakanımız da bayağı zaten şey. Direkt hemen çözdü işi. Sayın Bakanım. Evet. Galiba çok rahatsız. Evet, burada güzel bir ortam var ki başta da söyledim, atçılık bizim ata sporlarımızdan teşvik etmek amaçlı, toplumumuzu farkındalık oluşturma amaçlı atımıza bindik. İnşallah bu at binişlerimiz Taha kardeşimize de şans getirir, kısmet getirir, başarı getirir. Çünkü 15-20 gün sonra bir dünya şampiyonası var, orada madalya koleksiyonuna da bir yenisini daha ekler diye temenni ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Taha, sen neler söyleyeceksin? Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Bugün tabii bizim için de ayrı bir gün oldu. Hem dünya şampiyonası öncesinde güzel bir stres atma adına güzel oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Ata binmek çok keyifli ama tabii biraz daha tecrübe istiyor. Onun için biraz daha sıklaştırmamız lazım bu at binme olayını. İnşallah bundan sonraki süreçte de dünya şampiyonası bittikten sonra arta kalan zamanlarımda aynen stres atma adına gelip inşallah ata binmeyi düşünüyoruz. Yani çok keyifli gerçekten. Tekrardan ben iyi sürüşler diliyorum. Ben korkmaya başladım. Ben çekiliyorum. Abi ikisinin arasında. Bizim ata yadigarı ve baba yadigarı, dede yadigarı olduğu için güreş. Yani aile fertlerimizden de güreş yapan olduğu için bir şekilde işte bizi de güreşe teşvik ettiler. Biz de iyi ki başlamışız ki böyle onurlu, gururlu bir mesleği uzun yıllar yapma şerefine nail olduk. Bugün dünyaya gelsem yine aynı bu yolda mücadele ederdim. Tabii ya sakatlıklarımız oluyordu, rahatsızlıklarımız oluyordu ama hiçbirisi bizi hedefimizden yıldırmıyordu. Ama sabırla, sebatla yürürsen sonundaki o meyve, o madalyanın güzelliği her şeye değer. Ya nasıl bir gündüden ziyade yani ilk almış olduğumuz, devletimizin bize vermiş olduğu ödülü ailemize verdik. O zaman tabii geçim sıkıntısı var, yoksulluk var, gece kondu köşelerinde yaşayan bir aile. Tabii kendi artık şahsi evine geçme dönemi başlamıştı. Şahsi evlerini aldılar. Biz de artık ev bir çorbaysa çorbaya bir katkı koymak için ben bir yandan, abim bir yandan, kardeşlerim bir yandan hepimiz o şeyin içine bir malzeme de attık ki bugünlere de geldik çok şükür. Şimdi zaman içerisinde bu eksiklikler de giderilecek. Türkiye'de aslında baktığında sportif alan olarak ne antrenman salonları vardı, ne sahalar vardı. Ya bırakın onların içine girip üzerine giyeceğim bir şortum, bir tişörtüm, bir malzemen yoktu.
kendi ailen özverisiyle sana bir iki bir şey verecek de sen ondan temin edeceksin. Ama şimdi bugün geldiğimizde bir sporcu milli takım kampına gittiğinde şortundan çorapına bütün malzemeleri eli önünde, her şey önüne serilmiş vaziyette hazır. Salonlar, tesisler, imkanlar daha çok gelişti. Burada önemli olan federasyonlarımız biraz daha özverili davranacak. Sporcularımız da inanacak. İnşallah. Olimpiyatta yaklaşıyor malum biliyorsunuz 345 gün kaldı. 365'ten geri saymaya başladık. Kotalar yavaş yavaş kota müsabakalarında şekillenmeye başladı. Ben inanıyorum bir önceki olimpiyatta 104 sporcuyla katıldık. Aynı oranda, aynı orana yakın da bir oran olacağı kanaatindeyim. İnşallah önemli olan bir de çok sporcunun katılması mı? Kalifiye, kaliteli ama çok madalyanın alınması mı? Şimdi burada bir tercih meselesi var. Geçmişte hep çok sporcunun katılımıyla bir gündem oldu ama bana çok cazip gelmiyor. Önemli olan ben boynuna takılan madalyaya bakarım. Şimdi vakit buldukça onlara vakit ayırıyoruz. Zaman buldukça ayırmaya çalışıyoruz ama tabii devlet de sistem durmaz. Bugün bu hale gelmemizin en büyük sebeplerinden birisi devletimiz. Devletimizin vermiş olduğu imkanlar. Çocuklarımız var. Bizler zaman zaman başlarında olamıyoruz. Yani haklarını da ödeyemeyiz. Yok. Ne hanımdan ne çocuklardan öyle bir zerzeniş olmadı. Hangi dönemde? Tabii ki güreş eğitim merkezi yıllarıydı. Yani ilk acıyla tanıştığım yıllar o yıllar oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Yani sakatlıklar tabii ki herkesin başına geliyor ama özellikle ben çok kilo düşüyordum o dönemlerde. Yani hani fiziken mesela şu an 125 kiloyum ama ben mesela o çağlarda işte 58 kiloya, 63 kiloya, 69 kiloya çok kilo düştüm. 5-6 kilolar, 4-5 kilolar. O da tabii o yaşta insanı çok yoran, yıpratan şeylerdi. Özellikle eve geldiğimde inanın hararetten uyuyamıyordum geceleri. Hani babama söyledim, baba işte hocalar arayıp söyle de hani ben bu kiloyu düşmeyeyim. Yani inanın ağlıyordum hararetten. Bir de mesela şu an takımın en yaşlısı oldum. En çok yani acı çektiğim, zorlandığım dönemler küçükken o dönemler oldu ve bir de madalyasızlık oldu. Şimdi ben o yaşta da madalya aramayınca hani o yıllarda madalyaya çok önem veriliyor. Aile dönem veriyor, eğitim merkezi dönem veriyordu. Yani özellikle madalyalanan arkadaşlarımız çok ön plana çıkarılıyordu. Biz çok geri planda kaldık. Yani biraz psikolojik anlamda ben onun ezikliğini yaşadım. Özgüvenim çok kırıldı. İnanın antrenmanlara giriyordum. Hani hiç yapasım bile gelmiyordu. Çünkü hani seni gören yok. Yani üstüne düşen yok. Biraz o anlamda özgüvenim çok kırılmıştı. O zaman tabii güreşi bırakmayı düşündüğüm dönemler oldu. Ailemle en mutlu olduğum gün tabii ki de şampiyon olduktan sonra havalimanına geldikleri oluyor hep. Özellikle onların ilk beni karşılaması oluyor. Ama tabii olimpiyatta babamın minderi atlaması. Yani hangi sporcuya, hangi insana nasip olur babasıyla beraber minderde olimpiyat şampiyonunu kutlamak. Yani en sevinçli olduğumuz olimpiyattı. Onlarla birlikte her şampiyon olduğumda yaşadığım anlar. Annem yani özellikle bana tabii küçükken çok nasihat verdi. Şimdi hani az çok bilir ne yapmam gerektiğini. O yüzden bana fazla nasihat vermez. Özellikle hep şeyi söyler mesela hani mütevazi olmamı. Yani sürekli onu hatırlatır bana. Büyüdükçe küçülmek lazımdır. Çünkü Allah-u Teala bize verdiği gibi bunları elimizden de alabilir bir anda. Yani ben hep bu bilinçteyim. Mütevaziliğimin sebebi de bu. Hep o aklıma geliyor. Bizim İzmir'de bir yerimiz vardı. Oraya ev yaptırmayı planlıyorduk. Sivas'taki ev, tek bir tane evimiz vardı. Onu sattık. Tabii o sattığımız evin parası orada ev yaptırmaya yetmedi. Yetmeyince çok fazla bir borcun altına girdi babam evi bitirme adına. Çok fazla bir borcumuz vardı o an. Tüm paramı borçları kapatmaya yatırdım diyebilirim. Araba almıştım. İlk ödülümde de yani kendime ayırdığım ilk ödülümde de ufak bir araba almıştım. Halinde duruyor arabam, kardeşim biniyor. Şimdi biz küçükken Hamza abi otobüslerle biz güreş eğitim merkezinden alıp biz karşılamaya götürürlerdi. Biz orada onu karşılardık. Hamza abiyle fotoğraf çekinmek, doğmak bizim için çok büyük hayaldi. Ve güreşin abisi. Ve o yüzden güreş camiası ona çok şey borçluyor. Biz de aynı şekilde. Kendisini örnek alıyoruz. Yani 2020'de hedefim tabii ki de altın. Tabii ki Kırkpınar'dan inanın çok ciddi bir oraya gelmem konusunda çok ciddi bir davet var. Yağlı güreş severler beni çok istiyorlar. Ciddi de bir seyircim olacağını düşünüyorum. Oraya da renk getireceğimi düşünüyorum. Oraya da girdiğimde kesinlikle zirveye oynayacağım. Yani kesinlikle altın kemer oynayacağım. Tabii bu 2020 olimpiyatına bağlı. 2020'de altın alırsam niye 2024'te 3. olimpiyat olmasın? 33 yaşında oluyorum. 33 yaş şu an spor için geç bir yaş değil.
Tabii benim gücüm yetmediği yere tabii ki aileme danışıyorum, babama danışıyorum, anneme danışıyorum ama onlar daha doğru zamanı, doğru kişi inşallah bulacağım diye hep böyle düşünüyorlar. Dua ediyorlar yani o konuda herhalde dua ediyorlardı bana sürekli. Artık ciddi anlamda önemsemem gerekiyor bu iş ama 2020'den sonraya kaldı kesinlikle. Yani şurada zaten bir seneden az kaldı artık bu ara yani ciddi anlamda tam gönlüme göre birini bulsam bile herhalde olimpiyattan sonraya kalır. Hayvanlarla sürekli işçiyim. Ben doğayla işçi olan bir insanım. Özellikle kamplara gittiğimizde ormanda, dağda yürümeyi seven, doğayla işçi olmayı seven bir insanım. Hayvanları da çok seven bir insanım. Bugün de güzel bir etkinlik oldu Sayın Bakan Yardımcımızla. Dünya Şampiyonası öncesi bizim için de bir böyle kafa dağıtma oldu. Güzel oldu, güzel bir etkinlik oldu. Benim tarafıma gel, atlar geliyor zaten. Başlayalım mı? Evet kanka, şöyle bir bakıldığında bugün güzel bir etkinlik var. Evet. Sivaslı iki güzide sporcumuz, evet. Asır'ın sporcusu ve Asır'ın sporcusuna aday tahakküm. Aynen. İkisini de ata bindirdik. Teknikler nasıl? Nasıl değerlendiriyorsun? Valla... Çek.